Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size su ve minerallerin taşınması, aslında yani bitkilerde taşımayı anlatacağım. İlk önce su ve minerallerin taşınmasını anlatacağız. Daha sonra ise organik bileşikler nasıl taşınıyor buna bakacağız. Şimdi su ve mineraller kim tarafından taşınıyor? Tabii ki iletim demetlerinden ksilem, yani odun borusu tarafından taşınıyor. Bitkinin kökünde bulunan emici tüyler, hani hatırlayın kökün boyuna kestiğine emici tüyler vardı orada. Bu emici tüyler su ve mineralleri topraktan köke alıyor ve ksileme aktararak burada taşınmasını sağlıyor arkadaşlar. Ksilem hücreleri, bakın ksilem odun borusu hücreleri cansız olduğu için taşınma sırasında ATP harcanmaz. Ama emilim sırasında harcanabilir arkadaşlar. Bununla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi bunları yazalım. Daha sonra su ve minerallerin taşınması için neler etkilidir? Bunlardan bahsedelim. Şöyle diyelim. Ksilem de taşınır diyelim. Ksilem de taşınır. Bitkiden köke alınan, şöyle diyelim, bitkinin kökünden alınan, bitkinin kökünde bulunan emici tüyler su ve mineralleri alarak ksileme aktarır. Evet. Daha sonra arkadaşlar devam ediyorum. Alım sırasında, bakın emilim sırasında enerji harcanabilir ama ksilem taşınırken ATP harcanmaz arkadaşlar. Yine şunu da belirtmekte fayda var. Minerallerin emiliminde de ATP harcanabilir ama suyun emiliminde ATP harcanmaz arkadaşlar. Minerallerin emiliminde ATP harcanabilir. Fakat su emiliminde harcanmaz. Şimdi su ve minerallerin taşınmasında 3 tane olay etkili. Bunlar kılcallık, kök basıncı ve terleme çekim koezyon etkisi arkadaşlar. İlk önce ben kılcallık olayından bahsetmek istiyorum. Şöyle şuraya kılcallık olayı diyelim. Kılcallık olayı. Evet, ne olacak kılcallık olayında? Su kılcal borularda kendiliğinden, bakın kılcal borular dediğimiz işte bu kisilemdir. Kisilemde kendiliğinden bir miktar yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık 20-25 santim kadar yüksekliğe çıkabilir. Tabii ki bu kısa boylu bitkiler için geçerli bir yoldur. Uzun boylu bitkilerde maalesef böyle bir taşıma gerçekleşemiyor. Burada adezyon kuvveti görev alır. Adezyon neydi? Adezyon farklı moleküllerin birbirine tutunması. Yani su moleküllerinin ksilem borularına tutunarak yukarıya doğru taşınmasıdır arkadaşlar. Kılcallık olayı. O zaman yazalım. Su kılcal borularda kendiliğinden bir miktar yukarı çıkar. Yaklaşık ne dedik? 20-25 santim yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Adezyon kuvveti etkilidir. Adezyon neydi? Farklı moleküllerin birbirine tutunması, değil mi? Eğer koezyon deseydi, koezyon aynı moleküllerin tutunmasıydı arkadaşlar. Ama adezyon kuvveti nedir? Adezyon su moleküllerinin işte ksilem borularına tutunarak yukarıya taşınmasıdır. Şimdi burada şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Kılcalın kalınlığı nasıl etkiliyor bu olayı? Arkadaşlar şu kabın içerisinde su var. Burada da bir sürü 3 tane şöyle boru çizelim. Bakın. Şöyle borularımız bunlar da. Suya daldırdık bu boruları. Şimdi su molekülü nereye kadar çıkabilir? Bakın ince olan boruda, buraya kadar çıkıyorsa eğer, orta kalınlıkta olan boruda buraya kadar çıkabilir. Çünkü genişlediği için, çapı genişlediği için adezyon kuvveti bu şekilde etkili olabiliyor. Ama kalın olan borudan olacak, daha az yukarı çıkacak. Çünkü dediğim gibi adezyon kuvveti bu şekilde etkili oluyor. X, Y ve Z dediğimizde su yüksekliği ne olacak? X de daha büyük, Y de ortada, Z de ise arkadaşlar daha küçük olacak. Şöyle su yüksekliği diyelim. X büyüktür, Y büyüktür, Z olacak. Evet, kılcallık olayı bu şekilde. Şimdi geliyoruz ikinci bir olaya. İkinci olayımız da kök basıncıdır. Şöyle kök basıncı diyorum. Şu kısma da terleme, çekim, kohezyon kuvvetini anlatacağım. Terleme, çekim, kohezyon kuvveti. Buraya da bunu anlatacağım arkadaşlar. İlk önce kök basıncından bahsedelim. Kök basıncı, kökteki ozmotik basınçtan bahsediyoruz aslında. Kökte madde yoğunluğu ozmotik basıncını belirliyor arkadaşlar. Ne kadar çok madde varsa kökün ozmotik basıncı o kadar yüksek. Neydi ozmotik basınç? Suya olan ihtiyaçtı. Suya olan ihtiyaç. Yani kökün suya olan ihtiyacı ne kadar çoksa o kadar su çeker anlamında kullanıyoruz. Kök basıncı ile yaklaşık olarak 30 metre kadar yüksekliğe çıkabiliyor arkadaşlar su. Dolayısıyla uzun boylu ağaçlarda falan kök basıncı ile birlikte su taşınması gerçekleşebilir. O zaman şöyle diyelim. Kökteki madde yoğunluğu kök ozmotik basıncını oluşturur. Kök ozmotik basıncını oluşturur dedik. Kök basıncı sayesinde de su topraktan emilerek nereye gönderiliyor? Ksileme gönderiliyor. Kök ozmotik basıncı sayesinde su topraktan emilerek ksileme iletilir. Dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık 30 metre kadar yüksekliğe çıkabiliyor kök ozmotik basıncıyla. Evet, kök ozmotik basıncı dediğimiz ya da kök basıncı dediğimiz olay da bu şekilde. Gelelim terleme, çekim, kohezyona. Bu arada su çekebilmesi için kökün ozmotik basıncının topraktaki ozmotik basınçtan yüksek olması lazım. Eğer ki kök ozmotik basıncı daha az, toprak ozmotik basıncı daha fazla olursa kök su alamaz arkadaşlar. Yani kökün suya olan ihtiyacı topraktan daha fazla olmalı. Şimdi geçelim terleme, çekim, kohezyon kuvvetine. Arkadaşlar burada en etkili olanı terleme, çekim, kohezyondur. Çünkü yaklaşık 100 metre kadar yüksekliğe çıkabiliyor. O zaman o çok uzun boylu olan işte kavak ağaçları olabilir. Bu gibi ağaçlarda terleme, çekim, kohezyon sayesinde su molekülleri taşınabiliyor. Peki nedir terleme, çekim, kohezyon? Arkadaşlar kohezyon şudur. Su moleküllerinin, bakın aynı molekül diyoruz. Su moleküllerinin hidrojen bağlarıyla birbirine tutunmasına biz kohezyon kuvveti diyoruz. Bu kohezyon kuvveti sayesinde su molekülleri bir sütun halinde, yani böyle bir yan yana dizilmiş işte bir sütun halinde ne oluyor? Yukarıya kadar çekiliyor. Yapraklarda bakın terleme diyoruz ya, yapraklarda terleme olayı gerçekleşiyor ve su kaybediliyor. Dolayısıyla su kaybedildikçe bir çekim kuvveti oluşuyor ve kohezyon sayesinde ne oluyor? Su yukarılara kadar taşınmış oluyor. İşte terleme, çekim ve kohezyon kuvveti dediğimiz olay budur. O zaman yazalım. Su moleküllerinin hidrojen bağlarıyla birbirine tutunmasına kohezyon denir. Böylece sütun halinde sütun halinde yukarı çıkar. Su arkadaşlar yukarı çıkıyor. Yapraklarda terleme sonucunda ve fotosentez sonucunda ne oluyor? Yaprakların ozmotik basıncı yani suya olan ihtiyacı artıyor ve bir çekim kuvveti oluşturarak, bir emme kuvveti oluşturarak su yukarıya doğru çekiliyor arkadaşlar. Yazalım. Yapraklarda terleme ve fotosentez sonucu ozmotik basınç artar. Ozmotik basınç artar ve emme kuvveti oluşur. Emme kuvveti oluşur. Bu emme kuvveti sayesinde de su yukarıya doğru çekilir. Böylece su yukarı doğru çekilir. Şimdi bu üç tane olaydan en etkili olan hangisidir arkadaşlar? En etkili olan terleme, çekim, koezyon kuvvetidir. Daha sonra etkili olan kök basıncıdır. En az etkili olan ise kılcallık olayıdır. Terleme, çekimi, koezyon kuvvetinde kaç metreye kadar çıkabiliyordu? 100 metreye kadar. Kök basıncında yaklaşık 30 metreye kadar ama kılcallık olayına baktığınızda 25 santim, 20 santim kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla etkili olanı sorduğunda terleme, çekim, koezyon, sonra kök basıncı, en az etkili olan ise arkadaşlar kılcallık olayıdır. Böylece biz su ve minerallerin taşınmasını bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz organik moleküllerin taşınmasına, yani floemde gerçekleşen taşınma olayına arkadaşlar. Bu biraz daha basittir. Hani bu şekilde anlatacağım uzun şeyler yok. Kısaca anlatacağız. Şöyle diyelim. 2 organik maddelerin taşınması. Arkadaşlar organik maddeler taşınırken floem borularıyla taşınıyor. Peki nasıl taşınıyor? Basınç akış teorisiyle. Bir tane teori var burada ve basınç akış teorisidir. Ben şimdi size şöyle anlatmak istiyorum. İlk önce şekil üstünde anlatayım. Daha sonra yazısını yazarız. Şu bizim Ksilem. Yanına da hemen zaten floemle ksilem biliyorsunuz birbiriyle bağlantılıdır. Şu da floem arkadaşlar. Şurada bir kaynak hücresi var. Kaynak hücresi fotosentez yapan hücredir. Şurada da arkadaşlar bir havuz hücresi var. Havuz da depo edilen yerdir. Şimdi nasıl olacak bakın. Şimdi bizim kaynak hücremizden, bakın kaynak hücremizden ne üretilecek? Şeker. Şeker dediğimizde sükroz. Sükroz şeklinde taşınıyor arkadaşlar bitkideki şekerler. Şimdi şeker üretiliyor. Bu şeker molekülleri üretildikçe floeme veriliyor. Şeker molekülleri bir süre sonra burada biriktiklerinde bakın katı maddeler oldukları için aşağıya doğru inmesi zor olmaz mı? Olur değil mi? Aşağıya doğru gitmesi zor olur. Bu sefer floem diyor ki ben Ksilem'den bir yardım isteyeyim. Ksilem de o sırada ne oluyor? Ksilem de o sırada su molekülleri yukarıya doğru taşınıyor. Ksilem floeme bir miktar su veriyor arkadaşlar. Bakın bir miktar su veriyor. Ve bu suyla birlikte buradaki maddeler birazcık çözülmüş oluyor. Çözülme dediğim daha böyle sulu bir kıvama geliyorlar. Ve bu sulu kıvam sayesinde bakın suyla birlikte bu şeker molekülleri aşağıya taşınıyor. Hem su hem de bakın şeker molekülleri aşağıya taşındı. Aşağıdan şeker molekülleri havuza giriyor. Hani floem ödünç almıştı ya suyu. Floem ne yapıyor? Ödünç aldığı suyu tekrardan geri veriyor arkadaşlar. İşte bu şekilde bir döngü gerçekleşiyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Basınç akış teorisi diyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Oldukça basit. Ne oluyor? Şeker üretiliyor. Şeker molekülleri katı olduğu için direkt taşınamıyor aşağıya doğru. Hemen Ksilem'den su alınıyor. Bu suyla birlikte bir basınç oluşturuluyor ve aşağıya doğru taşınıyor. Daha sonra şekerler havuza girdiği zaman, havuz hücreye girdiği zaman su molekülü de tekrardan iade ediliyor. O zaman yazalım. Bu arada havuz nedir, kaynak nedir bunları da söyleyeceğim. Arkadaşlar bu taşınma olayına yazalım. Taşınma olayı basınç akış teorisiyle açıklanır. teorisiyle açıklanır. Daha sonra kaynak hücresi, bakın kaynak hücresi nedir? Fotosentezin yapıldığı hücre kaynak, depo edildiği yani besinlerin depo edildiği hücreler ise nedir? Hücreler havuzdur. Peki nedir kaynak hücresi? Mesela kaynak hücre için yaprak diyebiliriz, değil mi? Kaynak hücre için yaprak. Havuz hücre için ne diyebiliriz arkadaşlar? Kök olabilir mi? Gövde olabilir mi? Tohum ya da meyve olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. İşte bunlar da bizim havuz hücrelerimizdir. Biz bu havuz hücrelerinden zaten faydalanıyoruz, besinler depo edildiği için. Evet, böylece bitkilerdeki taşımayı bitirmiş olduk arkadaşlar. Size bir sonraki videoda stomaların açılıp kapanması olayını, damlama ve terleme olaylarının karşılaştırılmasını, bir de sulak bölge bitkisiyle kurak bölge bitkisinin karşılaştırılmasını anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.